Sevgili izleyiciler, Biz Bize programına hoş geldiniz. Ben Leyla Erman. Arkadaşım Güler bana eşlik ediyor bugün. Nasılsın canım? Hoş İyiyim, geldin. Teşekkür ederim. Bugünkü paylaşacağımız konu gerçekten pek çok kişiye bereket olsun diye dua ettim ben. Yüreğime bu konuyu koymuştu. Rab iyidir. Evet. İzleyiciler, Rab iyidir konusunu paylaşacağız. Tabii önce bildiğiniz gibi ilişkilerimiz var. Ama lütfen bizde kalın ve devam et, devamını hep izleyin. Çünkü size çok bereket olacağından eminim. Amin. Gördüğün gibi gene masamız takılarla çok dolu. Çok harika. Şu kolyenin yapımını göstermek istiyorum. Eğer tığ işi bilen birisi varsa fevkalade kolay yapımı. Sadece büyük ve küçük boncuklar şu şekilde diziyoruz. Aşağı yukarı 50 tane falan büyük ve küçük. Bir büyük bir küçük olmak zorunda boncukların. Limonlu ipe dizdim. Bir büyük bir küçük olmasının nedeni küçükler içe geldiği için dönebiliyor bu şekilde. İşleyerek, tığlan Tığla, işleyerek. evet. Eğer hepsini aynı boy yaparsak düz kalıyor. O zaman bilezik yapabiliriz. Mesela şundan sırf şu küçük boyundan dizdiğimiz zaman yaptığımızda o böyle kavis olmuyor. O düz kalıyor. Evet, Ama iki sıra olmuş. İçine küçük, dışına büyük gelmesi lazım ki şu kavisi yapsın ve dönebilsin kolye olması için. Şimdi birkaç tane şöyle zincir çekerek bir 5-10 tane zincir çektim ki oraya şeyi takabilelim diye. Klipsini. Kapamayı takabilelim, kolye kapamasını diye. Orada bir şey bıraktım. Hep zincir. Sadece dikkat edeceğimiz şey. Şimdi bir tane zincir yaptım ve boncuğu Sabitleştirdin. Oraya sabitledim. İkinci boncuğumu aldım. Ki ikinci boncuğum küçük boncuk. Bir zincir yaptım. Şu şekilde küçüğü ittim. Ve büyük boncuğun arasından geçti. Arasından geçerekten yukarıya doğru çıktım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi küçük boncuk içeride kaldı. Şimdi gelen büyük boncuğum. Gene bir zincir yaptım. Bu sefer küçük boncuğa dönüyorum. Küçük boncuğun içinden geçirip bir zincir daha yapıyorum. Gördüğümüz gibi büyükler aşağıya dizilmeye başladı. Balık sırtı gibi işleniyor. Evet, bir böyle bir böyle. Şimdi tekrar küçük boncukta sıram. Yine bir zincir yaptım. Peki 3 sıralı olabiliyor mu? Daha bir küçük boyunu da kullanarak. 3 sıra denemedim. Bilmiyorum. Denenebilir. Belki olur. Bir şey diyemeyeceğim. Gördüğünüz gibi küçük de yerini aldı. Şimdi tekrar büyük boncuğa geldi sıra. 50-50 100 tane boncukla olmuş oluyor evet, bu. Şimdi Bir kolye 50 için. tane boncuğun büyüklüğüne de bağlı. Biraz daha küçük boncuksa aslında fazla dizmekte hiçbir sakınca yok. Çünkü bittiği zaman ölçersin ne kadar istiyorsun. Fazla gelmişse orada bitirirsin. Ötekileri Daha mantıklı. Yapmazsın yani. Şimdi büyüğü yaptım. Tekrar ve şu küçüğü. küçüğün şuradan bir zincir geçiriyorum. Ve öbür tarafa dönmüş oluyorum. Basit de. Çok basit. Evet. Yani ben şimdi yine küçük boncuk geldi sıra. Zincirle kapattım. Ve büyük boncuğa dönüp iki renk de yapılabilir. Mesela Küçük uyumlu, olanı, evet. Küçük bir başka renk, birbirine uyan Tonlar renkler da olabilir. tonlarında olabilir. Şu şekilde
Evet, güzel olmuş. Tekrar büyükte sıra. Peki şu arada mesela bir büyük bir küçük şöyle de olabilir mi? Yok. Olmuyor değil mi? Yok. Zor olur o zaman. Olmaz. O zaman böyle döneceğini Hı. zannetmiyorum. Çünkü küçük boncuk içeride olduğu için onu Evet. toparlıyor. Boyu küçük olduğu için. Yani bu hemen 1-2 saat içinde yapılacak bir kolye Zevkli çünkü ve basit. hediye, mesela arkadaşının Hı. doğum günü, elin boş gitmeyeceksin ve tahta boncukla, bir arkadaşıma tahta boncukla yaptım. Bunun aynısı böyle. Aynısını krem rengi, pembemsi böyle bir krem rengi tahta boncukla olabiliyor. Şimdi tekrar büyük boncuğu aldım. Zincirle topladım. Küçük boncuğa döndüm. Ve zincir çektim. Gördüğün gibi bir Model çıktı küçük, bir ortaya. büyük, evet, çıktı. Tabii daha uzadıkça daha Daha iyi iyi olur. görünüyor. Küçük aldım. Zincirle topladım. Büyük boncuğa döndüm. İçinden geçirip bir zincir yaptım. Tekrar sıra büyük boncuğa geldi. Topladım. Zincirle bu tarafa geçtim. Arkadaş toplantılarında da yapabilir, oturdukları yerde, gittikleri yerde. Yani her Hı. yerde Evet. yapılabilecek, ne bileyim, bir yere Bazı seyahat ha. ediyorsun otobüste, al yanına Evet. boncuklarını doldur. Şakır şakır bir sürü kolyeyi rahatlıkla Geçen gün hastaneye gitmiştim. çıkartabilirsin. Kadınlar beklerken baktım ellerinde lif var, örgü var, danter yapıyordu kadın çarşaf Evet, eteğine. evet. Ben dedim bravo dedim oturduğu yerde. Oralarda Vakit öldürdü. birbirlerinden de Alıyorlar, öğrenirler. örnekler Örnekler alıyorlar. alırlar. Ya bizim Gördüm Türk geçenlerde. bayanlarımız çok yaratıcı. Evet. Ya çok çok Çalışkanlar. marifetli ve gerçekten zamanını boşa geçirmeyen Takdir ediyorum o tür insanlar insanları. ve onları yapıp satan pek çok Hı. kişi de var. Hele o lifleri mesela Evet, ondan pazar geçiniyorlar. yerlerinde filan Hem yapıyorlar hem satıyorlar görüyorum. satan, evet, çok kişi var, Hı. çok. Yani yaratıcıyız, hamdolsun. Evet. Türk Hep hanımları çok beceriklidir. evet, hep bir şeyler yapıp üretmek. Ben de zaten çok seviyorum bunu. Boşta, kadın boşta oturmasın. Aynen öyle Boşta katılıyorum. oturursa kendini dinler. Evet, şeytanı sevindirir. Etrafını dinler. Evet. Dedikoduyu dinler. Değil mi? Tabii. Halbuki üretken olursa hiçbir şey dinlemez Geçen buraya. gün bir arkadaşı ziyaret Odaklanır. etmiştim. Boş oturuyor. Bütün yer dedim ne yapıyorsun? Ev işi yapıyorum. Ama ev işi bitmiyor mu dedim. İşte sonra dedim ne yapıyorsun? Oturuyorum. Bak dedim canım çok gençsin dedim. Yani otur bilgisayarda şeyler öğren. Yani bir şeyler yap. Bir Şimdi kitap oku. televizyonda bile bir sürü el işi Evet. gösteren başka programlar var Yemek yani. tarifleri var. Yemek Yani bir yere tarifleri katılamıyorsan dedim evde de yani bir şeyler yapabilirsin. var. Evet. Kendini geliştir. Evet. Doğru söylüyorsun dedi. Ben İşte kendim de boş bazı... oturmayı sevmedim ya muhakkak hiçbir şey bulmazsaydım çekmeceleri kurcalardım. Hani şurayı temizleyeyim burayı temizleyeyim ya yani hiçbir şey bulamazsam. Benim pastör güçlü oğlum hep söylüyor. Anne, senin elinde mutlaka bir şey var. Var yani, öyle. Dantel yapardım çok çok Rabbi hamdolsun ki severdim özel bir odam da var. dantel. Kendime ait. Bütün döküntüm de orada. Bütün el işlerim de orada. Şimdi Zevk meselesi bunlar yani. şöyle bir göstereyim. Görüldüğü gibi Model çıktı ortaya model güzel. dönmeye Evet. başladı.
Kendi kendine dönüyor demek Evet. İşte işledikçe. burası küçük boncuk olduğu için dönüyor. Evet. Bu büyük Büyük boncuk olduğu olsaydı için dönmezdi, düz o çıkacaktı. zaman böyle dümdüz olacaktı. Şöyle düz, Evet. ikisi aynı boydaysa o zaman bilezik yapılabilir. Ama kolye olduğu için bir Evet, büyük bir dönmesi küçük lazım. Dönmesi lazım. gerekiyor. Evet. Evet. Dönmesi gerekiyor. Acaba şunu da şu araya koysak diye düşünüyorum, bakın bir denemek için. Daha küçüğü var bak şurada belki. Yani onu O düşündüm ama dikilebilir. Şu ha, dikilebilir evet. belki de. Yani çok isteyen olursa. Şöyle yapıştırma. Dikmek lazım. Yapışmaz da dikmek gerekir. Gene küçük döndüm. Şu Bu onda şekilde. daha güzel duracaktır. Evet. Kırmızıyı da. O zaten doğal Hı. boncuk. Modern çıktı. Şimdi yazın mesela daha parlak şeylerle, boncuklarla. Her türlü, her renkte yapılabilir. Ya da Şimdi ellerindekini değerlendirebilirler. işte bir büyükten bir küçüğe, bir büyükten bir küçüğe böyle döndüre döndüre oradan oraya atlıyoruz. Şimdi küçüğü yaptım. Zincirle kapattım. Büyüğe döndüm. İçinden geçirdim. Aldım. Şimdi sıra tekrar büyükte. Zincir yaptım. Çevirdim. Küçüğün içinden ipinden geçirip bir zincirle onu oraya tutturdum. Evet. Yani bir oturuşta bir başlarsan bitirirsin. Yani ben yaptım, Hı. bitirdim. Oradan biliyorum yani. Hemen hemen yarılanıyor neredeyse. Çok boncuklarda büyük olduğu için bir arkadaşım bayağı büyük boncuklarla O yaptı. Neredeyse hemen. böyle misket kadar filan da O büyük mat boy. belki. Hani o öyle seviyor büyük boncuklu kolyeleri. O da güzel oldu. Tahta olanlardan mı Tahta Behzat? olandan evet. Tahta güzel Şimdi olur. bu kristal biraz ağır. Abi kıyafetlerine Evet ve filan. biraz ağır bu Hı. düşer bu. Taşıması da zor. Daha hafif boncukla yapılabilir. Bu kristalin şeyleri var, plastikleri var. Evet. O da aynı şekilde hemen hemen aynı Şimdi her şeyle yerde parlaklığı satılıyor boncuklar. veriyor. Evet. Bakın gör şöyle. Döndü Güzel değil mi? şeyimiz kolyem. Şunu mu demiştim belki ortasına Hı. diye. Evet, güzel olur. Evet olabilir. Şöyle Hı. ortasına. Bir abiye kıyafetlen. Ortasını dikilirse o zaman Bakayım. o şey Evet. görünmez. Evet, çok daha bir değişiklik olur. Ortadaki ipi ve değişik olur. Hı. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-posta adresimiz bizbize@trmmedia.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Sevgili izleyiciler, biz bize programımıza devam ediyoruz. Ben Leyla Erman, arkadaşım Güler'le beraber gerçekten herkesi ilgilendirecek bir konuya değineceğiz. Rab iyidir. Süper. Amin. Her Amin. zaman. Her zaman Rab iyidir. Her zaman Rab iyidir. Sevgisi Yani sonsuzdur diye. aslında Rab'bin iyi olduğunu biliyoruz. Hı. Ve buna inanan pek çok, yani herkes inanıyor diyeyim Rab iyidir diye. Ama şimdi konuşacağımız şeyler belki pek çok şey zamanında bana da olan bir şey, sana da olan bir şey Hı. olabilir. Herkesin başından geçen bir durum oluyor. Ve bunu paylaşalım ve Evet. izleyicilere umut ediyorum ki bereket olacak Amin. ve
onlara yol açacak, belki gözlerini açacak bir durum oluşacak diye düşünüyorum ben. Zaten bu konuyu bir bağızda dinlemiştim ve o zaman yüreğime geldi ki bunu benim de paylaşmam gerekiyor ki başkalarına ışık yararlı olsun, yararlı olsun diye düşündüm ben. Şimdi yani Rabbin iyiliğini konuşmakla bitiremeyiz. Evet, burada diyor zaten Rab iyidir. Sevgisi sonsuzdur. Rab sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sadakatli bol bir Tanrı'dır. Amin. Rab iyi ve bağışlayıcıdır. Amin. Rab ona yakaran herkese merhamet eder, dualarını işitir ve yalvarışlarını dikkate alır. Amin. Yalvarışlarını Amin. Bile dikkate alıyor. Amin. Sıkıntılı günde ona yürekten yakaran, yardım isteyen kişiye yanıtla. Amin. Kişiyi yanıtlıyor Amin. Rab. Seninle dua evet. etmiştik program başlamadan önce. Bir kardeş için hatırlıyorsan evet. ve ona Rabbin iyiliğinin onun üzerine yolluyoruz. Tabii ki pek çok dua bekleyen, evet. duası olan bütün kardeşlerimize aynı şekilde Rabbin iyiliğini, merhameti, lütfunu, merhametini, bereketini, sevgisini hepsini yolluyoruz. Evet, nehirler buradan. Aksın hayatlarında. Amin, amin. Mezmurlar 27 13-14'te de şöyle diyor. Yaşam diyarında Rabbin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok. Umudunu diyor Rabbe bağla ve güçlü ol, yürekli ol. Yürekli ol, umudunu Rabbe bağla. Evet. Yani tek umudumuzun Rab olduğunu bilmemiz lazım. Bu bir gerçek. O bilincine varmamız lazım bir kere. Bu bir gerçek. Bunu gerçekten yüreğimize almalıyız. Yani bazı hayatımızda durumlar olmuyor mu? Oluyor. Olacak da. Olacak çünkü bu... Dünyanın bu, sonuna kadar. Yani Rabbin yanına gidene kadar her türlü durumlardan geçeceğiz. Çünkü İsa Mesih demedi ki böyle her şey bol rahat olacak. Sıkıntınız evet. olacak dedi. Evet. Ama dünyanın sonuna kadar dedi dayanın. Evet, ben sizinle evet. birlikte olacağım. Evet. Çünkü onun ruhu bize yardım edecektir amin, her durumda. Amin, amin. Sıkıntılarda önemli olan Rabbi'yi yüceltmektir. Aynen. Tapınmamız da onu yüceltmektir. Yani iyi zamanda yüceltmişim neye yarar? Hı hı. Yani bu durumlar bize birer test oluyor. Hı hı. Ve bunlardan ne çıkartabiliyoruz? Bakalım Rabbe mi yaklaşıyoruz, uzaklaşıyor muyuz? Yani bu her zaman hepimizin başına gelebilecek bir şey. Evet. Bir sıkıntıda bir başkasının eline mi bakıyoruz yoksa Rabbe mi bakıyoruz? Ona mı odaklanıyoruz? Ona mı odaklanıyoruz? Evet, Rabbe odaklanmamız yoksa lazım. Yoksa başka bir kişiye mi odaklanıyoruz? Hı. Yani bunlar gerçekten hepimizin yüreğimize indirmemiz gereken bilgiler. Yani eyvah ne yapacağım? İşte kaygı, şu borcum var veya hı hı. bu hastalık var. Bittim, mahvoldum, işte hayatımın sonu geldi. Bunlar hep şeytana kapı açan en ufak, hiç düşünmüyoruz ki bunlar gediklerdir. Şeytana kapı açacak ama bunlar şeytana açan, kapı açan çatlaklar. Amin. Hı hı. Eski anlaşmada şey geldi aklıma, şu anda aslında yazmamıştım ama aklıma geldi. Elişa bir kadın evinde kalıyordu, zengin bir kadının evinde. Ve Rab ona dedi ki oğlu olacak, oğlu oldu ve gün geldi, oğlu hastalandı, öldü. Hı hı. Ve o kadın eşine bile söylemedi. Hiç kimseye söylemeden eşine dedi ki bana birini ver dedi yanıma ve bir eşek ver dedi. Benim dedi işim var ya dedi hani... şey zamanı ne değil, ne yapacaksın dedi, evet. işim var dedi. Allah adamın peşine düştü ve Elişa'nın peşine düştü. Hiç kimseye anlatmadı. Gitti ona söyledi durumu. Önce çocuğu yukarıdaki odaya yatırdı ve eşeğe bindi ve gitti. Dedi ki ben senden çocuk mu istemiştim, çocuk öldü çocuk böyle. Çocuk istemiştim ama öldü. İstememiştim ama sen olacak demiştin, oldu ve öldü. Ve bizler de gerçekten... İnsanlara mı gidiyoruz, Rabbe mi gidiyoruz çok önemli. Çoğu zaman ne yapıyoruz? Tanrı'dan çok insanlara gidiyoruz. Ama Elişa bir peygamber de onun evet. için ona gitti. Ona kadın. Gitti. Yani bu bize bir örnek olarak bizim de Tanrı'ya gitmemiz lazım. Hı-hı. Bir sıkıntımız falan olduğu zaman direkt ana kaynağına gitmemiz lazım. Aynen. O da Elişa'ya gitti çünkü kaynak oydu. Evet. O ancak evet. çözebilirdi evet. bu olayı. O söylemiş bir peygamber olduğu için Elişa, o söylediği için... Çocuk doğmuştu.
Ve çocuk öldüğünde tekrar onun peşine düştü. Bizler de Tanrı'nın peşine düşmemiz lazım. Ama çoğu zaman ben kendi hayatımda da eskiden yapmışımdır. Aman bir kardeşe gideyim. Ama şimdi bir şey öğrendim ki Rab'be gitmeyi öğrendim. Amen. Ufak bir şeyde artık Rab'be gitmeyi öğrendim. Evet. Tabii ki bu nasıl oldu? Olaylarla oluyor. Yaşadığımız sıkıntılarda tecrübe edinerek zaman düşe kalka öğreniyoruz bunları. Yine Mezmur 84:11'de diyor ki, Mezmur yazarı Davut, çünkü Rab Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar. Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. Ne Amen. Mutludur ona güvenen insana diyor. Amen. Gerçekten. Yani Rab hepimize ikinci şans tanıyor. Evet, aynen öyle. Yani her zaman bir ikinci, bazen üçüncü, bazen dördüncü şansımız bile olabiliyor. Yani fırsatlar yaratıyor. Evet, ben arkamı dönmüştüm ama acaba Rab beni kabul edecek mi? Beni alacak mı tekrar? Evet, alacak. Çünkü Rab zaten, sen arkanı döndüğün zaman o kolları açık bekliyor. Evet. Biz arkamıza döndüğümüz için onu görmüyoruz. Her zaman orada. Her zaman elleri açık bekliyor genç çocuğum. Her zaman orada. Biz arkamıza döndüğümüz için. Rab bize arkada göz vermemiş, önde göz vermiş. Onun için dönmemiz lazım. Aynı güneş gibi. Güneş duruyor, dünya dönüyor değil mi etrafında? Evet. Rab de duruyor, biz dönüyoruz. Biz dünyanın sabit tersine kalıp, dönmemiz lazım. Evet, sabit kalıp Rab'be odaklanmamız lazım. Böyle Rab bunu bizden istiyor böyle zaten. Böyle dönmeyeceğiz. Sadakat ve itaat istiyor bizden. Amen. Kurbandan Amen. Daha üstündür. Amen. Çünkü iyiliğimi hiçbir zaman sizden esirgemedim diyor. Evet. Ve esirgemem de diyor. Esirgemez zaten. Yani ben Rabbin çocuğuysam. Şefkatli bir babadır, evet. Yumuşak yürekli bir babadır. Esirger mi bizden? Yine Yeşaya 57:15'te diyor ki, yüce ve görkemli olan sonsuzlukta yaşayan adı kutsal diyor ki, yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım. Ne kadar güzel bir söz bu. Yani sıkıntında olanların yanındadır. Bazen sıkıntıdan geçtiğimiz zaman hep öyle değerli insanlar, ay Tanrı beni unutmuş, beni bırakmamış. Hayır, unutmamış. Aslında sıkıntı da senin yanında duruyor. Ama bazen olaylara müdahale etmiyor, bekliyor. Olaylardaki bizim davranışlarımız, duruşumuz, sabrımız bakıyor. Aslında o acıların içinde yanımızdadır sıkıntılarda. Amen. Sadece bekliyor, bakıyor. Evet. Müdahale etmiyor ama o anda yanımızdadır. Burada bizim tavrımızı gözlüyor Rab. Duruşumuzu, yani ne yapacak? Davranışlarımızı, bakalım ne yapacak diye. İsyan mı ediyor, geriye dönüş mü var? Çünkü şu var, dün daha birisi telefon etti, onunla konuştum. Hatta seninle de paylaşmıştım. Yani işte hep durumumuz şöyle, 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 şöyle anlattı. İşte neden hiçbir şey düzelmiyor? Yani Rabbin iyiliğine inanıyor musun kızım dedim. İşte inanıyorum tabii de ama işte hiçbir şey düzelmiyor. O zaman inanmıyorsun. Şu kelimeyi kullandın mı? Düzelmiyor kelimesini. Bitti. O zaman inanmıyorsun. Çünkü hala şikayettesin. Doğaya negatifi gönderdi bile. Hala şikayettesin. Yani şikayetimiz olabilir. Rab diyor ki zaten, yani şöyle diyor, benimle konuş. Evet. Çan 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 herkese gidip şikayetlerini sunma. Bana söyle, benimle konuş. Ben seninle paylaşacağım ve sana yol göstereceğim. O kadar çok dua ediyoruz ki hiç cevap gelmiyor. Ama sen bu kadar bir listeyle Rabbin karşısına çıkıyorsun. Şu Rab, şu duam bu, duam sadece bu, iste. İstiyorsun ve hep dua ediyorsun. Bir de sus. Rabbin sana konuşmasını bir dinle, bekle, bakalım. Dinle. Hani o gürültüde Rab sana konuşsa bile duymuyorsun. Çünkü söz kalabalıklığı içinde İlya'ya yani, konuştu mu ki bize konuşsun? Yani gürültü içerisindeysen. Sakinlikte, iç huzur iç olacak ki ruhsal yani, bir huzur içinde Rab gelsin konuşsun. Rab her zaman esenliğini bize verir. Çünkü esenlik tanrısıdır. İstemedikçe Rab hiçbir şey vermez. Evet. Hiçbir şey vermez. Rab yani sen bana konuş demem lazım. Evet, Rab ne demek istiyorsun? Bu konudan geçiyorum, bu sıkıntıdan geçiyorum ama burada sen ne bekliyorsun? Ne yapayım?
sen olsan ne yapardın dememiz lazım. Nasıl davranmam lazım? Hı hı. Bana güç ver ki bu konunun içinden çıkabileyim. Evet. Tabii yani, ki sıkıntılar olacak. Tabii ki yani acılar, ölüm olacak. Her şey olacak. Ama ben geçen derslerimde dinlemiştim. Çok bereket aldım. Pastör anlatıyor. Diyor ki ben Rab'teydim diyor. Ve hizmetteyken diyor bir telefon geldi ki eşin trafik kazasında öldü diye. Ve o anda diyor yıkıldım. Uyudum diyor. Dedim ki de hani rüya olsun bari. Bir yarım saat uyumuşum. Kalktım ki rüya değil. Çocuklarımı aradım. Hiç çocuğum vardı dedi. Aradım ve ben Rab'den uzaklaştım. Rab'i yüceltemiyorum. O yücelten adam gitti. Başka biri geldi. Çünkü bir cenazeyi küskün. Yani, yani ben sendeyken neden izin verdin diye. Ve bir pastör arkadaşı onu aramış telefon açıp. Demiş ki bak demiş Rab'den sana mesaj var. Gelip seninle konuşmak istiyorum. Ve konuşuyor ondan diyor ki Rab diyor ki sana sen acılarında beni yüceltmen lazım ama ben yapamam diyor. Yapmaya çalıştığım halde yapamadım. Günler aylar öyle geçti ve sonra oturdum bir 10 dakika Rab sana teşekkür ediyorum. Acının içindeyim ama yine sana teşekkür etmek istiyorum, hamd etmek amin, istiyorum amin. Dedi. Ve daha sonra 2 saat 3 saat öyle gitti dedi. Biz dedi şeyi ayırmamız lazım. Önemli olan acının içinde Rab'bi övebilmemiz. Şimdi tapınmadı. Evet. Yani istemediğin halde bile Rab'bi övmek gerekiyor. Evet. Yani bu o şekilde bu anlattı zaten evet, pastörde. Çok önemli. Çok bereket aldım yani gerçekten ondan. Halkım da. İyiliklerimle doyacak diyor Rab Mezmurlar 31:14'te. Yani o kadar çok iyiliğim var evet. ki sizi doyuracağım ama yeter ki bekleyin. Hı. Bekle ve gör diyor. Bekle ve gör yapacaklar diyor. Mı evet, senin evet. hayatında? Evet. evet. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Biliyorum çok güzel bir konu. Ama buna devam edeceğiz. Hoşça kalın, esen kalın. Rabbin iyiliği sizle olsun. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-posta adresimiz bizbize@trmmedia.com. SMS hattımız 0534 611 81 75.